أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين اللهم آمين أما بعد الله عظيم الشان sizleri ihlaslı bakışlardan ayırmasın. Bizleri ihlas ile girmiş olduğumuz bu yoldan başka yollara çevirmesin. Hem bu dünyada hem de ahirette yüzleri nurlanan, aydınlanan salihlerden bizleri eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan günümüze kadar Rakbus Salihin dediğimiz bir salihler kervanı yola çıkmış. Allah Teala bizleri de o kervana ilhak eylesin. O kervana dahil eylesin inşallah. Sözlerimizi, hareketlerimizi, amellerimizi, düşüncelerimizi, bakışlarımıza kadar inşallah o kervanın doğrultusunda inşallah yapsın, yerleştirsin inşallah. Ve çok da sevmiş olduğumuz bir dua. Allah'tan sevgisini istiyoruz. Allah bizleri sevsin. Bu dünyada sevdiği kullarına bizleri rafik ve dost eylesin inşallah. Değerli kardeşler, değerli abiler, imtihan için gönderilmiş olduğumuz şu dünyada aslına bakarsanız günah işlemek bir iç çöküntü ve bizim ruhumuza yapılan ağır bir darbedir. Günah işlemek ruhumuza bir darbedir. Bizler imtihan olarak, imtihan aracı olaraktan ve şu dünya hayatını güzel bir şekilde eda etmek için yeryüzüne gönderildik. Yeryüzüne gönderilirken de elbette bizlerle beraber veyahut da kendi toplumlarımızda birçok günahlar hasır oldu ve birçok günahlarla karşı karşıya kaldık. Siz sabah evinizden yola çıktığınızda aslında yolun her tarafında bekleyen, aynı böyle kobra yılanı gibi bekleyen günahlar vardı. Siz ne kadar kaçınmak isteseniz o kobra yılanı gibi olan günahlar geliyordu, sizi buluyordu sürekli. Ve bu bizim hayatımızda hiç mi hiç değişmedi. Esasen dinimizin emrettiği gereği bizler sürekli kalp ile ruh arasında mekik dokunmamız gerekirken Allah'ın vermiş olduğu 60 senelik ömrümüzde veya da 70 senelik ömrümüzde Allah ne kadar takdir etmişse biz hep aklımızın gerektirdiği şekilde, aklımızın bize emrettiği dürtüler gereğince hep günahlara daldık, günahlar işledik. Halbuki insan ne kadar günahlara dalsa elindeki irade ipi büsbütün şeytanın eline doğru yavaş yavaş geçiyor. Belli bir müddetten sonra, belli bir günaha girdikten sonra artık kontrol sende değil, artık şeytanın doğrultusunda oluyor. Şeytanın ellerinde oluyor. Ben günah işlemem, ben günahtan korkmam, benim iradem sağlamdır diyen insanlar hep bu yolda tökezlediler, takılıp sağa solda yalparadılar. Esasen kardeşler, günah işlemek var ya, günah işlemek iradenin yüzüne atılmış bir tükürüktür. Ruhumuza içirilmiş bir zakkumdur. Ama bunu hiç mi hiç farkına varmayız. Siz veyahut da genel konuşalım, hepimiz o günah deryasına dalacağımız esnada önce günah deryasına hafif bir yelkenle yol açarız değil mi? Yol alırız. Belli bir zaman sonra gözümüzü de bir daha bir açarız ki günah okyanusunun ortasındayız. Sağa sola kıpırdayamıyoruz. Ancak Allah'ın rahmet ettiği kullar vardır ki onlar gerisin geriye dönmüştür. Tekrardan eski hayatlarına veyahut da diyelim ki İslami hayatlarına dönmüşler. Tekrar Allah'ın doğrultusunda bir hayat yaşamışlar. Bu da Allah-u Teala Azimuşşan'ın bize olan rahmetinden kaynaklanıyor.
Ama bu böyle olmamıştır tabii ki. Her zaman da böyle değildir. Önce hani ılık esen meltem rüzgarları var ya, yüzüne doğru esince hoşuna gider. Önce günahları öyle başlarsın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz dersin. Sonra gözünü bir açmışsın ki seninle beraber günah işleyen arkadaşlarla aynı masadasın. Aynı içki içiyorsun, aynı günahlara dalıyorsun. Veyahut da başka yerlerdesin. Öncesinde hiçbir şey olmaz diye gidiyorsun ama sonrasında maalesef ölümle dahi neticelenebiliyor. Bugün bu bölgelerde özellikle biliyorsunuz 2-3 hafta öncesine kadar bir ölüm gerçekleşti değil mi? Daha yaşı 17 olan bir genç bonsai kullanıyor ve kendisini çıkıyor, surlardan aşağıya atıyor. Ölüyor. Şimdi biz şöyle biraz düşündüğümüz zaman bu genç daha yaşının o ilk dönemlerinde diyelim, o ilk baharını yaşamış olduğu dönemlerden hiçbir şey olmaz deyip de bir günahlar denizine açıldı, gözünü bir açtı, vefat etmiş. Şimdi bu genç Allah Azimuşşan'a ne cevap verecek? Allah'a ne diyecek? Nasıl bir cevaplarla gelecek? O kadar uzun kabir sorgusuna, kabir azabına nasıl dayanacak? Dayanacağı bir azığı var mı? O da bir zamanlar hiçbir şey olmaz diyen insanlar gibiydi ama bir anda her şey oldu. Kardeşler, biz dünya hayatını Allah Azimuşşan da buyurduğu gibi hala oyun ve eğlence zannediyoruz. Gerçekten oyun ve eğlence zannediyoruz. Dini işlere hiç ayıracak vaktimiz yok. Ama dünyevi işlere çok var. Baktığınız zaman bir maç 90 dakika. Bir dizi 60 dakika. Bir film 130 dakika. Ama bir namaz 5 dakika. Tuhaf bir şey. WhatsApp'taki arkadaşlarım 300 tane. Facebook'ta 500 tane. Telefon rehberinde 80-90 ama kabirde tek başına. Yani bir dünya hayatını hala algılamakta sıkıntı çekiyoruz. O boş olan oyun ve eğlencelere dalıp dalıp gidiyoruz. O genç bonsai kullandı, aklını kaybetti gitti. İnanın şu an İslamiyet'i yaşamayan, namaz kılmayan, dini emirlerini yerine getirmeyen bir kişinin o bonsai kullanan gençten hiçbir farkı yoktur. O genç içti, aklını sattı. Sen namaz kılmayarak, dini işleri yerine getirmeyerek, günahlara dararaktan ruhunu satıyorsun. Kalbin ölüyor. Zaten felaket de odur ya, insanın kalbinin ölmesi, ruhunun ölmesi, aklının bedenin ölmesinden daha feci bir şeydir. Yatın, kalkın, Allah Azimuşşan'a dua edin ki, Ya Rabbi ruhlarımızı senin katına temiz bir şekilde yücelt. Zümer suresi 73. ayet-i kerimede buyurduğun gibi, Selamun aleykum tibtum fedhuluha halidin. Melekler ne dedi o cennete gelenlere? Selam size, tertemiz geldiniz, tertemiz, tibtum. Berrak, pak, yüzünüz ak bir şekilde buraya geldiniz. Ebedi bir şekilde cennete girin buyurur melekler. Önemli olan işte şu dünya hayatında kardeşler Zümer suresi 73. ayet-i kerimeyi yaşayıp tertemiz bir şekilde bu dünya hayatından ayrılıp gitmek. Meselemiz, davamız bu olması gerekiyor kardeşler. Bizler Müslüman olaraktan dedik ya, günahlardan kaçınmamız gerekiyor. O günah deryasına girmiş isek hemen gerisin geriye dönüp tekrardan eski yaşantımıza dönmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun dönmemiz gerekiyor. Ama Allah'ın öyle kulları var ki ufacık bir günah işledikleri zaman dünyaları başlarına yıkılıyor. Bazı insanlar da vardır ki dünyanın günahlarını işler, hiçbir şey önemli önemsemez. Zaten Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ya, mümin günahını sanki bir dağın altında, sanki o dağ başına devrilecekmiş gibi görür. O günahından öylece korkar. Küçük bir dersin ama büyük dağlar küçük çakıl taşlarından meydana geliyor. Küçük dersin önemsemezsin. Münafık ise işlemiş olduğu günahı, cürmü burnunun ucuna konan bir sinek gibi görür. Küçücük bir şey. Zarar vermez görür.
biz Müslüman olaraktan kardeşler, hani en başta sohbetin başında söyledik ya, rakbus salihin dediğimiz o salihlerin kervanına katılma yollarını aramamız gerekiyor. Hem sözlerimizde, hem amellerimizde, hem davranışlarımızda, hem bakışlarımızda, düşüncelerimizde, attığımız adıma kadar, yatağımıza uzanıp da nereye uzanacağımıza kadar, gerekirse göreceğimiz rüyalara kadar o salihlerin kervanına nasıl yol almışsa, nasıl ilerlemişse o şekilde benzeştirip o şekilde ilerlememiz gerekiyor. Allah'ın öyle kulları varmış ki günah işledikleri zaman o günahlar onlara çok ağır gelirmiş. Mesela bunlardan bir tanesi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Abdurrahman İbnül Cevzi rahimahullah diyor ki, eğer sohbetinizin güzelleşmesini istiyorsanız Hazreti Ömer'den bahsedin. Ömer'den bahsedin radıyallahu anh. Hicretin 6. yılı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün rüyasında Kabe'yi görüyor. İhrama büründüğünü, Kabe'yi tavaf ettiğini ve Safa ile Merve arasında say ettiğini ve artı umre ve hatta haçla alakalı gerekli rükun ve şartları yerine getirdiğini görüyor. Yani hacı adayı olarak kendini görüyor. Ertesi sabah kalktığında bu rüyasını sahabelere anlatıyor ve 1400 ashabını topluyor. Hepsiyle birlikte Kabe'ye geliyorlar. Öyle gördü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hudeybiye mevkiine geldiği zaman Kureyş bunu haber alır olmaz silahlanıyorlar. Amaçları saldırmak yani. 1400 ashabla beraber Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a saldıracaklar. Hudeybiye'de tabi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çadırını kuruyor. Kureyş arasında belirli elçiler gidip geliyor. En sonunda meşhur Hudeybiye anlaşmasını artık imzalıyorlar. Anlaşma Hazreti Ömer'in biraz tuhafına gidiyor. Anlaşma gereği mesela bu yıl diyor Kabe'ye girmeyeceksiniz. Bu yıl ise Kabe yasak. Gidin gelecek sene geleceksiniz. Eğer diyor bizden müşriklerden birisi Müslüman olursa onu tekrar bize iade edeceksiniz. Örneğin Mekke'den kaçtı gitti 5-10 tanesi size geldi Medine'ye. Onu tekrardan bize ellerini kelepçeleyeceksiniz, bağlayacaksınız, bize doğru getireceksiniz. Ama sizden birisi bizim tarafa geçerse, müşrik olursa onu biz size teslim etmeyeceğiz. Ve buna benzer şartlar veriyor. Anlaşma bitiyor, anlaşma imzalanıyor. Hazreti Ömer hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında soluğu alıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, sen bize bu yıl hac edeceğimizi söylemiştin. Ve ey Allah'ın Resulü diyor, biz hak üzere, onlar batıl üzere değiller mi? Bizim ölülerimiz cennete, onların ölüleri cehenneme gitmeyecek mi? Peki diyor, bu yapmış olduğumuz anlaşma bir taviz değil midir diyor. Dinde taviz vermedik mi biz şimdi diyor. Bu yaptığımız yanlış değil mi diye söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ey Ömer, Allah beni kafirlere karşı bir zayi etmeyecektir. Allah bizi onlara karşı güçlü gösterecektir diyor. Hazreti Ömer anlamıyor. Ama ey Allah Resulü, sen bize bu yıl hac edeceğimizi söyledin. Hani rüya görmüştün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ey Ömer, ben sana bu yıl hac edeceğimizi söylemedim. Rüyasını görmüş, yani rüya gördüm, o rüyayı size anlattım. Ya bunun akabinde bunu hayra yorumladık, buraya geldik. Hazreti Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanından ayrılıyor, geliyor Hazreti Ebu Bekir'in yanına. Aynı şeyleri söylüyor. Biz hak üzere, onlar batı üzere değil mi? Bizim ölülerimiz cennete, onların ölüleri cehenneme gitmeyecek mi? Niye bu anlaşmayı imzaladık? Dinden taviz verdik biz. Hazreti Ebu Bekir tam bir Müslümanın takınacağı tavrı gösteriyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Ve Hudeybiye'den geri dönerken Allah Fetih Suresini indiriyor. İnna fetahna leke fethan mubina. Ey Muhammed, biz sana apaçık bir fetih verdik. Hazreti Ömer gözü yaşlar içerisinde hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Diyor ey Allah Resulü, yani bu bir fetih miydi? Yani bu bir aslında zafer miydi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, evet ey Ömer diyor, bu bir zaferdi aslında. Allah fetih verdi bize. Ve Hazreti Ömer aradan geçen yıllara rağmen o günahını unutmayarak ne diyor biliyor musunuz? Mâziltu etesaddaku ve esûmu ve usalli ve u'tiku minellezî sana'tu yevme idin. İşte ben diyor o gün
yapmış olduğum o fiillerden dolayı diyor hala meziltum, hala namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, tasadduk ediyorum, sadaka veriyorum ve Allah beni affetsin diye kölelerimi azat ediyorum. Köle azat ediyorum ki Allah beni affetsin. Çünkü o gün ben büyük bir zulüm işledim, büyük bir günah işledim diyor. Yani Müslümanın tavrı günahlara karşı böyle olması gerekiyor. Belki orada tamam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam küçük bir şahs değil. Ama Müslüman işlemiş olduğu günahını büyük görmesi gerekiyor. Hiçbir zaman da bundan geri çekinmeden elini açacak, ya Rabbi falan falanca gün şöyle şöyle günahlar işledim, affeyle beni ya Rabbi diyecek ve bu ısrarını dualarda sürekli ve sürekli tekrarlayacak. İşte bizim de zaten sohbetlerde asr saadeti sürekli dile getirmemizdeki amaç da bu ya. Onlar bize en güzel örnek olduklarından dolayı zikrediyoruz onları. Onlar bize en güzel örnekler. Bu günaha girip de hemen günahından dönüp tövbe etmeye çalışan kullar. Allah'ın bazı öyle kulları da vardır ki aman ha aman ben bir günah işlemeyeyim, sakınayım, ne olur ne olmaz demişler. İmam Malik radıyallahu anh, rahimahullah onlardan bir tanesi. Medine'nin alimlerinden. Zaten biliyorsunuz dört mezhepten bir tanesi de Maliki mezhebidir değil mi? Maliki mezhebinin kurucusu olan İmam Malik rahimahullah. Eğer Allah şu dünya hayatından 4.400.000 diyelim müştehidin şu günümüze kadar gelmesini, yani günümüze kadar diyelim 4.400.000 tane diyelim müştehitten 4 tanesini günümüze kadar getirmiş ise bilin ve inanın ki bu 4 adam çok faziletli adamdır. Başka gelen var mı? Yok. Mezhep olarak. İmam Malik de onlardan bir tanesi. Medine'nin alimlerinden, müştehitlerinden. Çok saygılı bir adammış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o Medine'den, o köyünün olmuş olduğu yerde olsun, Medine'nin bazı şey yerlerinde olsun, bölgelerinde hayvana binmezmiş. Demişler niye hayvana binmiyorsun? Demiş burası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın köyü, ben burada nasıl binerim demiş. Saygıya bakın. Böyle birisi İmam Malik Rahimahullah. Bir defasında hadis anlatıyor. Zorlanıyor, kızarıyor, hadisin sonunu getirmekten öyle zorlanıyor ki, sıkıntıya düşüyor ki hadis bittikten sonra diyorlar ki ey İmam Malik ne oldu? Diyor sormayın diyor. Bir akrep diyor beni soktu da diyor onun acısına dayanamadım. Ey diyor mübarek adam, hadisi yarıda kesseydin bari bir şey olmazdı ki. Yarıda keseydin devam edeydin. Olmaz diyor. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleridir. Ben nasıl olur peygamberin sözlerini diyor yarıda keserim. Akrep de soksa diyor bu işten vazgeçmeyiz. Tam anlatmamız lazım diyor. Böyle mübarek bir adam. İmam Malik'in günah meselesine gelince kardeşler, Medine'de oturduğundan dolayı Medine valisi bir gün emir çıkarmış. Bütün insanları topluyor, zorla o dönemde yaşayan Halife Mansur'a beyat topluyor. Beyat. Halifeye beyat edeceksin, ona söz vereceksin, ondan başkasına ne tabir edeceksin, gitmeyeceksin. Bir siyaset. Medine valisi de insanları topluyor, diyor ki ey insanlar şöyle söyleyeceksiniz. Eğer halifeye beyatımı bozarsam hanımım benden boş olsun. Yani hanımının nikahı üzerine, talak üzerine yemin ettiriyor. E tabii ki hani İslam fıkhında genelde bu tür nikah üzerine yapılan yeminler, yemin eğer bozulduğu zaman nikah gider, talak olur yani, gerçekleşir. Medine valisi bu şekilde insanlardan teker teker söz alıyor. Ve insanlar toplanıp İmam Malik'in yanına geliyor. Diyor ki ey imam, durum bundan ibaret. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir çare. Bizleri diyor kahrederekten, kahır altından, hanımlarımızın üzerine yemin ettirerekten, talak üzerine yemin ettirerekten beyat istiyorlar. Ne yapalım? İmam Malik işte orada çıkışını gerçekleştiriyor. Diyor ki siz beyatınızı bozsanız da hanımınız sizden boş olmaz diyor. Şimdi bu bazen dersiniz ne olacak ki, ama o dönemin meselesi olaraktan Emevi Devleti başta büyük bir mesele. Büyük bir mesele. Bir fetvasıyla o dönemin iktidarını sallayan bir adam. Bir fetvayla
bir fetvayla iktidarının sallandığı insanlar da var o dönemde. Bir fetvayla salladı. O dönemin Medine valisi ne diyor biliyor musunuz? İmam Mali'ye haber gönderttiriyor. Diyor ki o şeyinden vazgeçeceksin. Fetvandan vazgeç. İmam Maruk diyor vazgeçmem. Bu din meselesi, din. Bu şaka değil. Hani bazen kendi aramızda soruluyor ya, caiz mi, caiz değil mi, caiz mi, caiz değil mi meseleler olur ya. Herkes de bor keseden atar, caiz, caiz ve de caiz değil, haram, haram deriz ya. İmam Mali'nin anlayışında din ile şakası, şaka olmaz. Din gerçek bir dindir. Hayır diyor, fetvamdan dönmem. İmam Mali bir, bakın büyük imam, bineğin sırtına bindiriyor, ters döndürüyor hatta. Nasrettin Hoca misali. Medine'nin bütün sokaklarında teşhir ediyor onu. Dolaştırıyor. Niçin? O fetvasından vazgeçsin diye. Öyle kırbaçlar vuruyor ki İmam Malik mahvoluyor. Hatta bir rivayete göre bütün vücuduna almış olduğu kırbaçlardan dolayı namazda ellerini bağlayamayacak dereceye geliyor. Eli sakat kalıyor İmam Malik'in. Ama fetvasından dönmüyor. Ve aradan belli bir zaman geçtikten sonra Halife Mansur buna haber alıyor ve Medine'ye geliyor. Hani halifenin o dönemki adetlerindendir. Alimleri taltif edecek. Biraz önce çırpırana çıkartacak ki biraz irtibatlı diyelim sarsılmış toparlayacak durumu. İmam Mali çağırıyor. O valiyi de çağırıyor. Kendisine kırbaç atan vali. İşte zaten meselemiz de burası kardeşler. Yani bir insanın günahla karşı karşıya geldiği zamanki tavrı. Halife Mansur diyor ki ey imam al eline şu kırbaçı. Bu adam sana nasıl vurduysa aynısını sen de ona istediğin kadar vur. Kısas. İmam Malik rahimahullah ne diyor biliyor musunuz? Aman ha aman diyor. Sen ne diyorsun? Bu adam Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın soyundan bir adamdır. Ehl-i Beyt'ten bir adamdır. Ben nasıl olur da diyor Ehl-i Beyt'ten olan bir adamın diyor ahirette cehenneme gitmesini isterim. Ben nasıl o adama vururum diyor. Esasen diyor ben diyor o kırbacı diyor her yediğimde içimden diyordum ki hakkım helaldir, hakkım helaldir, hakkım helaldir. Ehl-i Beyt'ten olan bir adamdır o diyor. Böyle bir cürüme, böyle bir günaha ben giremem diyor. Ve o an o durumdan kaçıyor kardeşler. Yapamam ben bunu diyor. Allah'ın böyle kulları da var işte. Günah ile karşı karşıya kaldığı anda hemen dini meseleleri çalıştırıp o günahından kaçıyor. O günahtan bulaşmamak adına ne varsa elinden geldiğince onu yapıyor. Yani kardeşler Allah'ın böyle kulları da var. Biz işte Müslümanlar olarak bu tür şahsiyetleri kendimize örnek almamız gerekiyor. Onun için diyoruz ya, salihler asla ve asla günahlarını unutmazlardı. Bir insanın salih olduğu, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh ifadesiyle, onların diyor yüzleri daima sararıp solmuştur. Daima diyor ağlamaklı bir haldedir onlar, mahzundurlar. Onların gülmeyle, eğlenmeyle işleri yoktur diyor. Ama şu an günümüzde o salihler kervanından dedik ki çok çok uzaklaşmışız. Kardeşler dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama işimiz gücümüz eğlence olmuş biliyor musunuz? İşimiz gücümüz gülmek olmuş. Geçen bir tane arkadaşla bir kitap görmüştüm. Kitap Er-Rikkatu vel-Bukâ. Kitabın adı bu. Bayağı bir kalın bir cilt, yaklaşık 600-700 sayfa. Kalp inceliklerinden ve bol bol ağlamadan bahsediyor. Yani ben onu gördüm. Dedim yani adam tarihte ağlayan bütün insanların ağlama olaylarını toplamış adam kitap yazmış. Zaten kitabı görünce bir an zaten şaşırıyorsun. Ağlamak mı? Bize çok yabancı olan bir şey. Yani insanlarımız o kadar çok gülme işlerine o kadar meraklı olmuşlar ki inanın ne bir salihlerin hayatından bir şey anlıyoruz, ne bir hadisten bir şey anlıyoruz. İnsanların dinleyip de ağlamaktan öldükleri, bayıldıkları hadiseler bize geliyor. Hiçbir şey anlamıyoruz. Bu bizim günah bataklığına battığımızın en büyük işareti. Onun için en başında dedik ya bir kul kalp ile ruhu arasında sürekli mekik dokunması gerekiyor. Günahlarından sakınması gerekiyor.
Eğer biz bu günahlardan sakınmaz ise kıyamet gününde kardeşler bizlere kızan ve bizleri cehenneme atmak isteyen bir Rab ile karşı karşıya kalacağız. Eğer bu günahlardan dönmez isek. Kardeşler, bu günah işi gerçekten şaka olan bir iş değildir. Bazen söylemiş olduğum bir söz günah mıdır değil midir ölçüp tartman gerekiyor. Adımını atıp gitmiş olduğum bir yer günah mıdır değil midir ölçüp tartman gerekiyor. Bir söz söylemeden iyice düşünmen gerekiyor. Belki o sözün içerisinde Rabbinin kızacağı bir şey vardır. Bazen bir şey seyredersin, günah olan bir şeydir. Belki de onunla Allah sana kızıp da belki de seni salihler kervanından 10 yıl geriye götürecek bir ameldir. Farkında değilsindir. Biz Müslüman olarak buna azami derecede dikkat etmek zorundayız kardeşler. Şimdi bir kişinin daha meselesini anlatacağım. Özellikle bu tür şahsiyetlerin hayatını anlatırken, okurken, yani bir kendi hayatımıza bakıyorum, bir de onların hayatına bakıyorum. Yani onlar bu dini nasıl yaşamışlar, biz nasıl yaşıyoruz? Onlar da insan, biz de insanız. Ama onların yaşayışları çok farklı, bizim yaşayışlarımız çok farklı. Onlar doğudaysa biz batıdayız. Bizim bir an önce arayı vurup bir şekilde Rabbimizin razı olacağı bir makama, bir dereceye gelmemiz gerekiyor. Onlardan bir tanesi de Said İbni Amir el-Huzeymi radıyallahu anh. Bu sahabenin iman etmesi ayrı bir olay, yaşantısı ayrı bir olay, hayatı bambaşka. Kardeşler, Said İbni Amir radıyallahu anh, Hazreti Ömer döneminde Humus valisi olan bir adamdır. Kendisine, bakın kendisine şöyle bir haber geliyor. Hatta Humus'u arkına diyorlar ki ülkenizde veya dediğim şehrinizde en fakir olanınızın listesini yapın bize gönderin. Listeyi yapıyorlar Hazreti Ömer'e getiriyor. Hazreti Ömer listeye bakıyor ki liste içerisinde Humus'un varisi de var. Said İbni Amir el-Huzeymi o da var. Hazreti Ömer diyor ki bu diyor bizim gönderdiğimiz halife değil mi? Diyor evet. Biz ona maaş veriyoruz. Diyor öyle bir adamdır ki diyor almış olduğu maaşın diyor bir bölümünü kendisine ayırır. Diğerlerini zaten harcar. Zaten az veriyoruz diyor. Olsun diyor. O yine infak eder. Bütün maaşını dağıtır. Hazreti Ömer bunu duyunca ağlıyor. Diyor ki al şu bir dinarı götürün. Said İbni Amir'e verin. Bir vali böyle olmaz diyor. Muhtaç olmasın. Kapı çalınıyor. Elçi bir dinar parayı getiriyor. Said İbni Amir'in elinde tutuşturuyor. Kapıyı kapatıyor. Hanımı diyor ki gelen kim? Diyor halifenin elçisi geldi. Ve elindeki parayı gösterir. Diyor ki İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu söz nerede söylenir? Ölüm haberlerinden, kötü haberlerde değil mi? Bakara suresinde geçen bir ayet-i kerime. Hanımı diyor ne oldu diyor. Halife öldü mü? Ömer vefat mı etti? Said İbni Amir diyor ki vallahi daha büyük bir şey. Benim karşıma şu an dünyalık geldi. Fitne geldi şu an benim karşıma diyor. Ne yapacağız? Hanımı diyor ki ne? Ne yaparım sen karar ver. Diyor en iyisi bu parayı diyor biz bir fakire verelim. Aman haman girmesin evimize. Hanımı diyor ki istersen birazını alalım ihtiyaçlarımızı görelim. Bir kısmını da diyor dağıtırız. Said İbni Amir diyor ki ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim ki cennette öyle huriler varmış ki onun yüzü dünyaya dönse bütün dünya o hurinin yüzünün nuruyla aydınlığıyla bembeyaz olur, aydınlanır. Vallahi diyor ey hanımım diyor ben seni diyor o hurilere diyor değişmiyorum bak. Hanımının gönlünü arıyor. Hanımı diyor ki o zaman ne yaparsan ver parayı. Dışarı çıkıyor ilk görmüş olduğu askere al bu para senin olsun diyor. İstemiyorum ben. Büyük bir olay. Hazreti Ömer Humus halkı geliyor şikayette bulunuyor. Validen şikayet var. 4 tane madde getiriyorlar. 4 maddede Said İbni Amir hakkında suç duyurusun. Hazreti Ömer diyor ki söyleyin bakalım halifenizden niçin razı değilsiniz? Diyorlar ki birincisi bu adam diyor halife olan kişi güneş doğduktan sonra diyor yanımıza geliyor.
Birinci şikayetimiz bu. Halif, yani bu adam validir ama güneş doğduktan sonra yanımıza geliyor. Hazreti Ömer diyor adayım. Bu büyük bir şey. Başka? Gündüz diyor halkın işini görüyor. Gece ise hiç yanımıza gelmiyor. Hazreti Ömer diyor yine bu büyük bir şey. Başka? Üçüncüsü diyor ayda bir defa öğle namazından sonra yanımıza geliyor. Başka? Zaman zaman bu adamı görüyoruz diyor. Ağlıyor, sızlıyor, bir anda bayılıyor. Yüzü renkten renge giriyor, bir anda değişiyor. Hazreti Ömer diyor çağırın gelsin bunu. Said İbni Amir'i getiriyorlar. Diyor ki senin hakkında suç duyurusu var, şikayet var, ne diyorsun? Birincisi, niçin güneş doğduktan sonra halkının yanına çıkıyorsun? Diyor ki Said İbni Amir, vallahi ben bunu hiç söylemek istemezdim ama mecbur kaldım, söylüyorum diyor. Benim diyor evimde diyor hanımımın diyor hizmetçisi yoktur. Ben sabah kalkarım, hamur yoğururum, onun diyor mayaranmasını beklerim. Ondan sonra diyor onu ekmek yaparım, ev ahalisine veririm, ondan sonra diyor çıkarım diyor. Bu da benim zamanımı aldığı için diyor ancak diyor güneş olduktan sonra çıkabiliyorum. Hazreti Ömer beğeniyor, güzel diyor. İkincisi, gündüz halkın işini görüyorsun, gece niye gitmiyorsun? Diyor ben diyor bu işe başlarken diyor gündüz diyor halka ayıracağıma, gece de Rabbime ayıracağıma söz verdim Allah azim uşana. Onun için de diyor gündüz onlara, gece Rabbime diyor. Üçüncüsü yine diyor güzel, beğeniyor. Peki diyor niçin ayda bir defa öğle namazından sonra geliyorsun? Diyor ki benim diyor hiç elbisem yoktur. Hiç. Bir tane giymiş olduğum bir elbisem var. Bir tane giymiş olduğum elbisem var. Onu da diyor ayda bir defa diyor yıkarım. Yırtığı varsa yamarım. Ondan sonra diyor kurumasını beklerim. Ancak diyor o da diyor öğleden sonra kaldığından dolayı diyor onu giyer çıkarım diyor. Şimdi anlıyor musunuz bir dinar para geldiği zaman benim karşıma dünyalık geldi diyen adamı. Dördüncüsü ise bizi esas ve esas ilgilendiren mevzu. Diyor ki peki niçin diyor zaman zaman bayılıp ağlıyorsun, sızlıyorsun. Diyor bunu da söylemek istemiyordum ama diyor söyleyeceğim. Diyor Mekke dönemiydi. Ben henüz müşrik idim. Daha İslam'a girmemiştim. O gün diyor Hubeyb bin Adi'yi getirdiler. Ellerini bağlamışlardı ve Hubeyb yavaş yavaş getiriliyordu. İdam sehpasına çıkacak, öldürülecekti diyor. Yolda Zeyd bin Desine'yi gördü. O da ölüme gidiyordu. Birbirlerini diyor Allah için teselli ettiler. Allah için. Sonra Hubeyb geldi diyor. Dedi ki ne Hubeyb? Ben ölüp gideceğim. Müsaade edin iki rekat bir namaz kılayım dedi. Hubeyb'e izin verdi. Diyor Hubeyb öyle bir namaz kıldı ki dünyaya veda edip de Rabbine gitmeyi bekleyen bir adam nasıl namaza durmuş ise öyle bir namaza durdu işte. Dünya artık bitiyor. Dünyaya veda. Dünya hayatı artık bitiyor. Nasıl namaz kılmışsa diyor öyle bir namaz kıldı. Belki de biz bu namazı hayatımız boyunca yakalayamayacağız. Belki de hayatımız boyunca böyle bir namaz kılamayacağız. Rabbine giden bir adam nasıl namaz kılıyorsa öleceğim, ondan sonra Rabbimin huzuruna gideceğim. Öyle namaz kıldı. Namazı uzattı diyor, biraz kıldıktan sonra selam verdi. Dedi ki Hubeyb, eğer korkuyor da namazını uzatıyor demeyesiniz diye vallahi diyor namazı kısa kestim. Halbuki diyor çok namaz uzatmak istiyorum ben. Biz 5 dakikada kıl gitsin ne olacak? Ama onlar öyle değil işte. Onlar diyor ya salihler kervanın başını oluşturuyor onlar. Ve Hubeyb'i diyor aldılar. Öldürme esnasında diyor Ebu Sufyan gel dedi ki ey Hubeyb gidiyorsun artık. İster miydin diyor Peygamber Muhammed diyor şu an senin yanında olsun, senin yerinde olsun. Sen de diyor onun yerinde diyor Medine'de olasın. Çoluk çocuğunla, ev ahalinle vakit geçiresin. Peygamber de senin yerinde olsun. Bir değiş dokunuş istemez miydin?
Zeyd bin Desen'e bakıyor, diyor ki vallahi, diyor vallahi, değil Muhammed Aleyhisselam'ın benim yerinde olması, onun Medine'de ayağına bir diken batmasına bile ben razı olamam, diyor. Öyle seviyor. Ve dönüyor oradaki müşriklere bakıyor, Allah'a elini açıyor, diyor ki Allah'ım, diyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, diyor, bir selam göndereceğim ama kimse yok. Selam gönderemiyorum ya Rabbi, diyor. Selam göndermek istiyorum Peygamberimize ama bakıyorum etrafta yok. Herkes müşrik. İman etmemişler. Ve elini gök semaya kaldırıyor, diyor ki ey Allah'ın nebisi, diyor, sana selam olsun, diyor. İdam sehpasında. Allah öyle bir Allah ki, Allah öyle bir Allah ki, aradaki mesafeler hiç önemli değil. Cebrail Aleyhisselam'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gönderiyor. Peygamber de bir şeyler anlatırken o anda gök semaya bakıyor, diyor ki aleyhisselam, diyor. Selam ona olsun, diyor. Sahabeler diyor ya Resulallah ne oldu? Diyor ki kardeşiniz, diyor, Hubeyb, diyor, şu an şehit ediliyor da, diyor, bize selam gönderdi, diyor. Cebrail de onun selamını bana getirdi, diyor. Ve Said İbn Amir diyor ki Hubeyb'i, diyor, aldılar, parça parça ettiler, idam sehpasına koyup onu, diyor, şehit ettiler, öldürdüler, diyor. Ve ben, diyor, ne zaman bu olay benim aklıma gelse, ben, diyor, Hubeyb'i, diyor, o idam sehpasından kurtarmadığım için, onun kurtulması için bir şeyler dahi yapmadığım için, onun için, diyor, üzülüyorum, onun için, diyor, sürekli ve sürekli ağlıyorum. Ve diyorum ki ya Rabbi, sen bu günahla ben senin karşına çıkarsam beni nasıl affedeceksin? Ben ne yaparım ya Rabbi bu günahımla diye içim içimi yiyor, kıvranıyorum, diyor. İşte, diyor, benim zaman zaman yüzümün sararıp sorması ve ağlamam bundan dolayıdır, diyor. Hubeyb'in o son anları, diyor, hiç aklımdan çıkmıyor. Aklımdan çıkmadığı için de, diyor, sürekli günahımı ağlıyorum. Ya bizim günahlarımız? Ya tek başına kaldığımız zaman kıyıda köşede evimizde kaldık da hiç kimsenin olmamış olduğu o ortamlarda işlemiş olduğumuz günahlarımız? Ya Müslümanların gıybetini yapmış olduğumuz o günahlarımız? Karşımıza çıkıp da bir şey olmaz deyip de konuştuklarımız, sövüştüklerimiz, önümüze çıkanlara baktığımız, Allah'ın haram kurmuş olduğu şeyleri yerine getirdiğimiz, ya bu günahlara biz ne yapacağız kardeşler? O salihlerin, dedim ya, en büyük özellikleri, günahlara aklına gelir, otururlar, ağlarlar. Rabbim beni nasıl affedecek? Rabbim bu günahla beni nasıl karşılayacak diye uzun uzun düşünüp o uğurda kendi kendilerine feda edip gitmişler adamlar. Onun için böyle bir kor ateş gördükleri zaman niçin bayıldıklarını ben aslında şimdi daha iyi anlıyorum. Bir tandırı gördükleri zaman düşüp hemen bayılıyorlar, ağlıyorlar. Nice insanlar, diyor, Fırat'ın üzerinden geçerken, köprüden geçerken bir ayet işitmişler. Cehennemle alakalı, düşüp Fırat'tan düşüyorlar, ölüyorlar. Bunları aslında şimdi daha iyi anlıyoruz kardeşler. Bu adamlar salihler kervanının değişmez adresleri. Onun için de neyin ne olduğunu çok iyi hissediyorlar. Onlar çoktan bizim ruhumuza yapılan darbeler onların ruhlarına yapılmamış kardeşler. Onun için inşallah bunlardan ibret çıkartalım, nasihat alalım kendimize. Şu günahlarımıza bir son verelim. Allah'ın yoluna dönelim artık. Demeyin ne kadar çok günahlarım var. İnanın Allah onlardan daha da büyük. Sen istediğin kadar günahın olabilir ama Rabbimiz o kadar merhametli, o kadar rahim ki senin günahlarından daha büyük Allah. Allah seni bekliyor. Hadis-i şerifte geçtiği üzere ellerini açmış, kulunun tövbe edip de onun yoluna girmesini bekliyor. Tövbe edip Allah'ın yoluna girelim. Eğer Allah'ın yoluna girmişsek de salihler kervanına katılmaya çalışalım kardeşler. Allah bizleri salihler kervanına inşallah ilhak eylesin. Rabbim günahını hatırlayıp da için içini yiyen, böyle ahları vahları semaya ulaşan kullarından bizleri eylesin. Rabbim bizden razı olmuş olduğu bir şekilde canımızı alsın inşallah.
Eğer bizim günahlarımıza şehadet kefaretse inşallah canlarımızı şehit olarak alsın inşallah. Rabbim bu dünya hayatından kendisini sevdiği kullar olarak bu dünyadan irtihar edip göçmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Subhaneke Allahumma bihamdike neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netûbü ileyk. El-Fatiha.